Gençler bugün 10. sınıf soru çözümünde su dalgalarıyla ilgili soruları çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Su dalgalarıyla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Doğrusal bir kaynağın oluşturduğu su dalgaları doğrusal olarak yayılır. Doğru. Noktasal bir kaynağın oluşturduğu su dalgaları dairesel olarak yayılır. Bu da doğru gençler. Hem enine hem de boyuna dalga özelliği içinde barındırırlar. Su dalgaları özel dalgadır. Hem enine hem boyuna dalgayı birlikte barındırır gençler. O zaman doğru yanıtımız Edirne'dir. İkinci soruya geçelim. Bir leğende oluşturulan su dalgalarının hızı, kaynağın titreşim frekansı, dalgaların dalga boyu, leğendeki su derinliği, niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Unutmayın gençler, hız ortama bağlıdır. Su dalgalarında da derin ortamda hız artar, sıvı ortamda hız azalır. Demek ki hız dediği zaman ortamı bakacağız. Leğendeki su derinliği, bir leğende olan su dalga hızı, leğendeki su derinliğine bağlıdır. Cevabımız yalnız 3'tür. C yanlış. Bir dalga leğende periyodik dalgalar oluşturuluyor. Buna göre diyor, yargılardan hangileri doğrudur? Sadece kaynağın frekansı artırılırsa oluşan dalgaların dalga boyu azalır. Doğrudur gençler. Frekansla periyot ters orantılıdır. Frekans artarsa dalgaların dalga boyu azalır. Dalgalar sıklaşır. Sadece leğendeki su derinliği artırılırsa dalgaların hızı ve dalga boyu artar. Derinlik artınca hız artardı. Hız artınca da dalga boyu artacak. Bu da doğru. Sadece kaynağın genliği artırılırsa oluşan dalgaların taşıdığı enerji de artar. Genlik enerjiyle doğru orantılıdır. Genliği büyük olan dalganın enerjisi de büyüktür. Dolayısıyla 3 yargı da doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Gençler, XY leğenlerinde oluşturan dalgaların bir anlık görünümü şekildeki gibidir. Dalgaların hızları eşit olduğuna göre, hızları neymiş? Eşitmiş. X ve Y leğende hızlar eşitmiş. Yargılardan hangileri doğrudur? Gençler, burada dalga kaynağımız bir cetvel gibi doğrusal dalgalar üretiyor. Y'de ise noktasal, yani bir havuza çakıl taş attığınız zaman dairesel dalgalar. Burada da dalga kaynağımız girip çıkıyor nokta şeklinde. Dairesel dalgalar oluşuyor. Şimdi yargılara bakalım. X leğendeki dalgaların dalga boyu Y leğendeki dalgaların dalga boyuna eşittir. Dalga boyu şu demektir. İki tepe arasındaki şu çizgiler, kesikli çizgiler çukur, koyu çizgiler tepedir. İki tepe ya da iki çukur arasındaki uzaklık dalga boyunu verir. Yani lambdayı verir. İki çukur arası 20 santimetre ya da iki tepe arası gördüğünüz gibi 20 santimetre. Burada çukurları göstermemiş. Şunları tepe olarak yorumlayacaksınız, kırmızı çizgileri. Burada da iki tepe arası 20 santimetre. Burada da iki tepe arası 20 santimetre olduğu için birinci yargımız doğrudur. Dalganın dalga boyundan eşittir. X leğendeki dalga tepelerinin yayılma yönü Y leğendekiyle aynıdır. X tepe kaynağındaki dalganın yayılma yönü oktur. Burada ise yayılma yönü her yöndedir. Aynı yönde diyemeyiz. Bu ikinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımız X leğendeki kaynağın periyodu Y leğendeki kaynağın periyoduna eşittir. Zaten şeyler dalga boyu ile periyot doğru orantılıdır. Eşit olduğuna göre bu da eşittir. Cevabımız Denizli 1 ve 3. Su derinliği sabit olan bir dalga leğende F frekansı ile, bak derinlik sabitmiş. Bunu unutmayın. Derinlik sabit olunca ne olacak? Hız da sabit olacak. F frekansı ile titreşen kaynağın oluşturduğu dalgaların hızı V, dalga boyu lambda ve genliği R'dir. Buna göre kaynağın frekansı 2F yapılırsa
Dalgaların hızı, dalga boyu ve genlikler için ne söylenebilir? Dalgaların hızı değişmez. O zaman şu yanıtlar gitti. A ve B seçeneklerine birisi. Şimdi hızla lambda çarpı frekans. Birincisinde frekans lambda çarpı f ise, ikincisinde de hız eşit olacak. Lambda üssü diyelim çarpı 2f, frekans 2 katına çıkarılıyor. Lambda ne olur? Lambda bölü dalga boyu yarıya düşer. O zaman B seçeneği de gitti. A seçeneğimiz genlik değişmez gençler. Genlik frekansla ne yapmaz? Değişmez. Cevabımız Adana. Diğer soruya geçtik. Burada da doğrusal dalgalar vermiş. H ve L ayrı ayrı havuzlarında. İçlerindeki su derinlikleri eşit. Ha, derinlik eşit ise bu dalgaların hızları da eşittir. HL değerlerindeki o zaman VK eşittir VL. Hızları eşit. HL değerlerindeki X ve Y kaynaklarının oluşturduğu periyodik dalgaların üstten görünmüş şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargıları hangileri doğrudur? X kaynağının periyodu Y'ninkinden küçüktür. Şimdi X kaynağının dalga boylarına bakalım. Y'ninkindeki dalga boyu daha fazla. Demek ki X kaynağın periyodu Y'ninkinden küçüktür. Çünkü dalga boyu hız sabit ise periyot da doğru orantılıydı. Birinci yardımımız doğru. KL'indeki dalgaların hızı LL'indeki dalgaların hızından küçüktür. Bu kesinlikle yanlış. Y kaynağının frekansı iki katına çıkarılırsa LL'de dalgaların dalga boyları eşit olur. Şimdi ilk duruma baktığımız zaman burada dalgalar sık. Burada dalgalar seyrek. Demek ki KL'indeki frekans LD'ndeki frekanstan büyüktür. Bunun frekansı artırılırsa dalgalar sıklaşacak. Y kaynağı frekansı iki katına çıkarsa L'lerden dalga boyları eşit olur. 1 ve 3. yazımız doğrudur gençler. Bir soruya geçelim. Düşey kesin şekildeki gibi olan dalga L'inde kaynak periyodik su dalgaları oluşturuyor. Buna göre yargılar hangileri doğrudur? Gençler burada bir dalga leğeninde şu kırmızı bölümler su seviyesini sığlaştırmış, azaltmış. Şunu unutmayacaksınız. Derinlik artınca hız artar. Derinlik azalınca hız da azalacak. Buna göre yorumlayacağız. Dalgaların diyor L bölgesinde hızı en büyüktür. En derin olan kısımda hız en büyük olur. Birinci yargı doğru. Dalgaların M bölgesindeki dalga boyu en küçüktür. Şimdi hız azalınca dalga boyu da ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla dalga boyuyla hız doğru orantılı olduğu için hız en küçük M bölgesinde. İkinci yargımız da doğru. Dalgaların M bölgesinde dalga boyu en küçüktür. Üçüncü yargıya baktığımız zaman dalgaların KLM bölgelerinde frekansı eşittir. Frekans suyun derinliğine bağlı değildir. Kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla KDM bölgelerindeki frekanslar birbirine eşittir. Doğru cevabımız 3 yardımımızda doğru olduğu için Edirne'dir. Diğer soruya geçelim gençler. Su dalgaları sıvı ortamdan derin ortama geçtiğinde nicelikler hangileri değişmez diyor. Gençler, su dalgaların hız sıvı ortamdan derin ortama geçerken hız artar. Frekans değişmez. Değişmez. Kaynağa bağlıdır. Genlik bu da şeye bağlı. Dalgayı üreten kaynağa bağlı. O zaman 1 ve 3 değişmez. Cevabımız Edirne. Hız sıvı ortamdan derin ortama geçerken artar.
Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde T0 andan itibaren oluşturan dalgaların düşey kesiti şekildeki gibidir. Buna göre T0 anından itibaren, yani şu andan itibaren kaynağın frekansını artırmak, kaynağın periyodunu artmak, kaynağın frekansı artmaktadır. Kaynağın periyodu artmaktadır. Kaynağın genliği artmaktadır. Şimdi gençler, şu dalga üretildiği için ilk önce buraya, önceki dalga buraya, sonraki dalgalar buradır. Yani bu tür soruyu bu tersten çözeceksiniz. O zaman dalganın genliği burada 2 kat ise burada genliği azalıyor. Kaynağın genliği artmaktadır. Kaynağın genliği azalmaktadır. Yanlış. Kaynağın frekansı artmaktadır. Dalgalar sıklaşıyor. Doğru. Yani burada dalga boyu büyük, burada dalga boyu küçük. Dalga boyu küçüldükçe frekansın arttığını düşüneceksiniz. Kaynağın frekansı artmaktadır. Kaynağın periyodu artmaktadır. Frekans artarsa periyot azalır. Çünkü frekansla periyot ters orantılıydı. Eğer bu artarsa, frekans artarsa periyot azalmalıdır. Kaynağın periyodu artmaktadır diyor. Bu da yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız bir, kaynağın frekansı artmaktadır. Gençler, bir dalga leğendeki K engelli şekildeki gibi X, Y atması gönderiliyor. Buna göre yarılardan hangileri doğrudur? Şimdi atmanın gelme açısı 30 derecedir diyor. Şimdi atma şuraya engele geliyor. Şu şekilde. Gelme açısı 60 derecedir. Atmanın gelme açısı 30 derecedir diyor. Bu yanlış. Şimdi yansıma açısına bakacağız. Şurası 30. O zaman 30 düz ayna gibi düşüneceksiniz. 30 dereceyle yansır. Atmamız şu şekilde yansır. Yansıyan atmanın şu şeyini uzattığımız zaman şu açı 90 derece, şu açı 60 derece, işte 60 derecedir. Atman yansıma açısı 60 derecedir. İkinci yazdığımız doğru. Atmanın Y ucu engele daha önce gelir. Atmanın Y ucu engele daha önce gelir tabii. X ucu daha sonra gelir. 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız Edirne'dir gençler. Yine atmaların, dalgaların yansıması ile ilgili bir soru. İçindeki su derinliği sahip olan bir dalga leğende X, Y engelleri şekildeki yerleştirilmiştir. X engeli Y. Buna göre oluşturulan KL doğrusal atmasının Y engeline yansıması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi atmayı şöyle sınırlandıralım. Gençler, ilk önce ne gelecek? K noktası gelecek. O zaman şu açı normalle eşit açı yapacak şekilde gelir. Bu açı 70 derece olursa şurası da 70 derece olur. 70 dereceyle yansıyacak. 70 dereceyle yansır. O zaman yansıdığı zaman şurası 70, burası da 70, 140. 40 dereceyle de buradan yansır. İlk önce şu K olursa şurası L'de sonra gelecek. Şu şekilde yansıtırsak şurası L olur. Şurası K olur. Ve evet gençler, L, K cevabımız 40 derece 60 derecedir. Doğru. Bir dalga leğende oluşan şekildeki kare atması engellerden yansıyor. Buna göre yansıyan atmanın biçim ve ilerleme yönü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu K ucuna bakalım. K ucuna baktığımız zaman 45 dereceyle gelmiş. O zaman K
45 dereceyle yansıyacak. Buradan da 45 dereceyle yansır. Şurası K ucu olur. L ucu da tam tersi olur. Aynı şeyi çizdiğimiz zaman. O zaman LK şeklinde yansıyacak. Cevabımız olur gençler. Diğer soruya geçelim. İçinde XY engeller bulunan bir dalga leğende şekildeki gibi kale atması oluşturuluyor. Kale atmasında X engelindeki gelme açısı alfa, Y engelindeki yansıma açısı ise beta'dır. Bize bunu soruyor. Şimdi X engelindekini bulalım. Şu açı 60 derece. 60 dereceyle yansıyacak. Şurası da 60 derece. O zaman burası 60 olursa bu açımızda kaç derece olur? 60 derece olur. Şöyle yansıdığı zaman yansıma açısı, alfa açısı 60 derece olur. Y'de yansıma açısını bulursak şöyle uzattığımız zaman 60, şurası 60, 90, şurası 30 olur. 30 olur. O zaman şunlardan birisiydi. Şuradan da 30 dereceyle yansır. 30 dereceyle yansıyınca şu atmanın şeyini, şurası 60 derece olur. Edirne olur gençler. Bir soru daha çözelim. Konuyu tamamlayalım. Su derinliği sabit olan bir dalga leğende doğrusal engel yerleştirildikten sonra şekildeki gibi KOL atması oluşturuluyor. Buna göre atmanın O noktası engele ulaştığı anda atmanın görünümü nedir? Şimdi gençler, O noktası, K noktası, şunu uzatalım. K noktası engele daha önce gelecek. Engele gelince 50 derece, şurası da 50 derece ve yansıyacak. Dolayısıyla şurası 50 dereceyle yansıdığı zaman engelle yapmış olduğu açı, şurası 90 olunca 40 derece olur. O zaman şu L, K noktası 40 dereceyle yansıyacak. 40 dereceyle yansıyacak. O noktası geldiği zaman L hale gelmeye devam edecek. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Bugünkü soru çözümümüz burada bitmiştir. Gelecek videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.